Selamlar arkadaşlar. Eylül ayının son haftasına girerken Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi olarak Eylül ayının son haftasını Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan hep beraber yorumluyoruz. Eylül ayının son haftasında fazla bir halt yok ama gene de sizin adınıza yorumlayalım dedik. Söyle bakalım, fazla bir şey göremedim ben. Evet, hafta başında Güneş burç değiştiriyor, Terazi burcuna geçiyor ve sonbahar ekinoksu ile beraber artık sonbahar mevsimi başlamış oluyor. 22 Eylül sonbahar ekinoksu. Güneş 24 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak. Terazi konuları, ilişkiler, ortaklıklar biraz daha öne çıkacak. Evlilikler. Evet. Biraz daha hukuk, hukuksal konular, daha denge. Sosyal yaşamda, hayatta uyum arayışı, Venüs özellikleri. Yani Venüs'ün yanınca burada çok özel bir yapısı var. Evet. Çocuk, evet. Hamilelik, evet. Çocuklarda başarı, tiyatro, sanat, opera, müzik, kış konserlerinin başlaması ve sonbahar aktivasyonları dediğimiz güzel bir dönem. Pazarı çok severim ben ya. Ben de severim. Yani en sevdiğim mevsim sonbahar. Benim aynen. Evet. En çok sevdiğim mevsime giriyorum. 22 Eylül'den itibaren sonbahar dengesi başlıyor. Hepimize hayırlı olsun. Arkasından 28 Eylül'de bu Venüs Mars'a kuyruk sallamış gene. Gördüğüm kadarıyla Venüs'le Aslan burcundaki Mars arasında bir çekişme var, kare açı var. Tabii bu böyle aynı zamanda hem ilişkileri canlandıran hem de biraz mücadele ortaya çıkaran bir görüntü. Olay cinsel çekicilik. İlişkilerde cinsellikte artış, yaratıcılık, ihtiras, tutku, aşk, seksle ilgili suçlar, cinsellikle ilgili tartışmalar, cinsellikle ilgili gerginlikler olabiliyor. Kıskançlıklar, kıskançlık kavgaları, evet. Aile evet. içi, ilişkilerde kabul edememek, gelin kaynana problemleri gibi gibi olaylar. En fazla sabit burçlar, Aslan, Akrep, Boğa ve Kova burçları etkilenir. Bu etkiyi alacaklardır. Burada yalnızca şey var, Venüs kare Mars'ta Kova çok etkilenir. Aslan çok etkilenir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu alan ani ilişkileri bitirip yeni bir ilişkiye gelebilir. Arkadaşlar, nefsin maddeye karşı ruhun sınavıdır. Bu dönemde karşınıza eşiniz haricinde size etkileyici şahıslar çıkabilir. Lütfen yaşamsal sınavlara dikkat edin. Çünkü bu dönemde karşınıza çıkan, evliyseniz, üniter bir yuvanız varsa karşınıza çıkan insanlar yuvanızın geleceği açısından iyi olmayabilir. Buna dikkat edeceğiz. Evet, arkasından 29 Eylül'de Merkür Akrep Burcu ve ayı kapatıyoruz. Merkür uzun bir süre 6 Aralık'a kadar Akrep Burcu'nda olacak. 22. Biraz çekeceğiz Merkür Akrep'ten. Merkür Akrep'i de çok sevmem yani. Nedir o? İçe dönüktür be. Yani 22-10 Kasım arası retro olacak. Kaşar gezegen. Yani içe dönüktür. Gerçeği söylemek gerekirse gergindir. Kendisine ait böyle iç dünyasıyla ilgili bazı yapıları ön plana çıkartamaz. Zaten Merkür Akrep'te konuşmaz. Bir de bu kurar. Kurar yani kafada. Kuş kurar, şüpheler, problemler. Herkesin o sosyal anlamda güvensizliğini falan temsil eder. Sivri delidir ama değil mi? Evet, çok sivri delidir. Çok tartışır, çok sivri de çok kötü konuşabilir. Evet. Bazen çok kötü konuşur. Ama 20 Ekim ile 10 Kasım arasında bu bir retrograde pozisyona gelecek. Onun için Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki etkisi 20 Ekim'e kadar olan dönemde arkadaşlar şunu unutmamanız gerekiyor. Olumlu diyebilirsiniz ama 20 Ekim'den 10 Kasım'a kadar olan dönem tamamen olumsuz. 10 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar olan dönem yarı olumsuz. 19 Kasım, 20 Kasım'dan 6 Aralık'a kadar olan dönemde olumlu dediğimiz bir döngü var. Anlaşma, sözleşme, buna benzeyen yapılarda biraz daha dikkat edilmeli. Evet, dikkatli olun. Çünkü Merkür'ün o Akrep Burcu etkileri, çünkü Merkür şimdi Akrep'te ama Satürn de biliyorsun Akrep'te. Yani Ekim'de çok ilginç olaylar var. Evet. Yani
Ekim'de aylık yorumları sakın kaçırmayın, günlükleri kaçırmayın. Öyle evet. ilginç olaylar var ki bazıları böyle piyango miyango kazanacak, bazıları inanılmaz düzeyde güzel etkilerle karşılaşacak. Ama şunu unutmamamız gerekiyor, bu Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki etkisi ülkemizi de çok zorlayacak. Tabii ki, tabii ki. Ülkemiz Akrep çünkü. Yani ekonomiyi zorlar. Bir de ülkenin Solarite önünde Merkür retro Akrep Burcu'nda olacak ve Venüs'ün burada pozisyonda olduğuna göre Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki pozisyonuyla beraber biraz zorluklar olacak. Derim ben. Ne dersin? Evet, önümüzdeki aylar bunları daha detaylı konuşacağız. Bence de önümüzdeki aylar konuşuruz. Arkadaşlar, Eylül bitti. Ekim'e geliyoruz. Sonbahar başladı. Hazal'da yürüyüş yapmak güzeldir. Bence çıkın sokağa yürüyüş yapın. Keyifli keyifli yapraklarının sararmasını seyredin. Siz seviyoruz. Hoşçakalın. Bye.